Bu alan 24 saat kamerayla izlenmektedir. BRN güvenlik sistemleri. Aman arkadaşlar bir dakika. Aman yani, işin evet şu orta padişah. Zaten padişah belli ya. Yani zaten ben herhalde aynı boyda mıyız aşağı yukarı? Toner. O da nasip olmadı. Karga mı ya? O karga mı ne o ya? Karga atmaca gibi geldi vallahi. Biz de çok beğendik. Kardeşlerini uçurdum. Hatta öz kardeşlerini Gavin yedi bir tanesi. O Gavin'in yediği yani, şey. Eskiden oralar hep kerpiç ev olduğu için oralardan evet. söküp yıkılanlardan getiriyoruz. Acaba kaç kişinin evini yıktın böyle? Evet şu an Baran arkada bir şeylerle uğraşıyor ama. Vay. Soner de iyi tutuyor. Vurdu. Ben ama hedef almıyorum, nişan almıyorum. Kazanan ya. Kişiye ben buradan şehir dışıysa şehir dışına kendim parasını ver gönderirim. Evet merhabalar Ala Türkiye ailesinin sevgili izleyicileri. Bugün Ankara Gölbaşı'nda yine böyle göl manzaralı bir yerde Baransel Baran Üstadımızın yanındayız. Geçtiğimiz bölümlerde Burhan Karagöz'ün yanındaydık Gölbaşı'nda. Evet. Burhan abi gölün diğer tarafındaydı bu sefer bu tarafında evet. Senin yanındayız. Evet hoş nasılsın geldiniz. Nasılsın Üstad öncelikle? Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Kardeşim. Öncelikle nasılsın? İyi valla sizler nasılsınız? Valla biz de iyiyiz. Havalar o kadar güzel ki şu havaları gördüğümüz zaman biz böyle iyice böyle yaz gelmiş gibi hissedip yani, böyle biraz içimiz biraz daha enerji doluyor. Evet. Üşümüyoruz en azından. Aynen inşallah. Rüzgar biraz var ama yine de hava iyi yani. 16-17 derece. Evet. Geçenlerde Bünyamin Şenses'in yanında da seninle beraberdik. Orada evet. Donuyorduk böyle. Aynen ya. Zirvedeydik. Sobayla içeri zor girdik. Kendim aynen. Biliyorum. Valla işte bir gün bir kuş uçuracağız. Ondan sonra sohbetimize, muhabbetimize devam ederiz. İnşallah bir çekimle başlayalım. Baransel bana dedi ki biraz önce ilk olarak dedi kuşumuzu uçuralım arkasına muhabbetimizi yapalım. Evet. Tabii... Kuşumuz da artık yani iki kanat bir kuyruk gelsin oynasın bakalım. İnşallah seyircilerimizi beğenirler. Emek veriyoruz. Bakalım. Evet. İnşallah iyi olur diyelim. İnşallah. O zaman şöyle geçelim mi direkt? İnşallah. Hiç kaydı da kesmeden. Tamam olur. Direkt kuş uçumuza geçelim. Şöyle yapalım. Kuşu kuşların içinden kaldıracağız Harun. Evet, tamam. Şöyle kendileri çıksınlar. Şey sopamı alayım geleyim ben. En arkadan gelen arkadaşımız. Aynen. Solistler sondan gelir. Sondan ya. Geliyor. Gök uçuracağız. O zaman sendeyiz. İnşallah. Baran. Tamam kardeşim. Harun, şu anda bayraktan da anlaşılacağı gibi şiddetli bir rüzgar var. Evet. Şansın. Rüzgar çok. Zaten kuşun kanat sallayıp kendini bıraktığı zaman şöyle kuş bir şey yapayım diye dinleneyim diye havada kendini bırakıyor, rüzgar alıyor öbür tarafa olsun, götürüyor. Yine de uçsun ya kuş nasıl olsa. Kuş evet. Uçacak tabii. Tabii canım. Bakalım izleyelim. Hayırlısı olsun. İnşallah. Nasıl kardeşim. Bir sefer yapacak bakalım. Evet. Ara vermeden. Ara veriyoruz da ufak tefek hani 2 saat 3 saat sağ çekip dinleniyoruz sonra. Ben yasakta uyumadığım için uyumsaydım.
ortalama 4-5 takla gidiyor. 5 takla gidiyor maşallah. Bazen 7'yi görüyor. 8'i gördüm biliyor musun? Ortalaması 7-5. Ha öyle mi tutacağız? Yok şimdi biraz daha taşın küçük bir şey yapman lazım. Gerçi şunun ortasına göre küçük olacak değil mi? Biraz daha küçük yaparsan çırpmaz. Hah o çok iyi. Arasam bulamam. Harun senin çekimdeyken kuş bir anda oyuna girdi. Olsun ya yapacak kuş. Ama aldım yine. Hepsini şey yapmam. Şimdi seni vursam şuradan. Ha güzel. Fena değil. Götürün evet. De bir sallayalım. Harun bir yere gitmedi sanki yani bilmiyorum. Yo, gitti. Ben görmedim yanında. Yani şuraya falan düştü yani sesi daha çıkmadı taş. Şimdi Harun direğe vurursak yani sana gözümüz kapalı. Bir saniye şöyle. Aa sıyırdı. Direğe fena sıyırdı. Tut bir Harun. Bak bir de ben deneyeyim. Eski Sabancılardan kim kaldı? İnsanın canı çekiyor. Biz de bunun içine torpil atıyoruz. Atmaca falan geldiği zaman. Vay torpil yolluyorum bununla. Şimdi öldürmüyoruz hayvanları. Uyumuşuverdi. Soner de iyi tutuyor. Aa, vurdu. Soner eski bu. Onun üstüne torpil koymak da iyi. Tam bekliyorsun son anına gelene tabii, kadar. Tam mesela örnek veriyorum. Kuş atlaca Doğan yukarıda geziyor ya. Hesaplıyoruz. Dalarsa direkt basıyor. Eğer yakınlarında uçuyorsa havada patlatmaya çalışıyoruz. O şekilde. Bir tane de bir sallayalım. Vuracağız mı? Vay. Tek burada Harun beceriksiz herhalde. Ben sanırım atar, evet burada. Kimi izleyin? İzliyorsunuz. Bana beni baş vereyim de. Oransel 10 tane sallasın. Kaç tane fark ettiriyor. Şansına geldi değil mi videoya? Harun. Sapan da sakat iş ama şimdi yani. Yok o sapan sağlam hiçbir şey olmaz. Ben ama hedef almıyorum, nişan almıyorum ben. Sen kafaya çatmasın diye herhalde. Aynen. Benden çıksın da ne olursa olsun. Benden çıksın da nereye giderse gitsin. Köpeğin kırlangıca bakışına bak. Serçe mi kırlangıç mı ya? Vurma lan kendini sen. Yine senin orayı nasıl oluyor? Ha hala kendini oraya vuracağım diye uğraşıyor. Soner orayı şunun bakışına bak. Ortadaki köpeğin. Çok sağ ol. Hayır ama. Evet Harun kuşumuz havada hala devam ediyor. Bir yandan burada çalışmalar var. Şimdi Baran bize tavuk yapacağını söyledi de ben biberle doydum yani şu an. Abi yapacağım. Gerçekten. Kanadı Ankara'daki meşhur kanatçı da yemesin. Meşhur inşallah. Meşhur kanatçı Baran Selbaran. Şimdi vallahi, çoban salatası yapıyoruz. Valla emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Burada jiton zahmet ettiniz. Ne yapıyorsunuz? Keyifle yiyeceğiz. İnşallah. Keyifle yiyeceğiz. Burada bir şey var Harun. Şurada bir mangal sistemi var. O çok değişik aynen. Bir sistemmiş. Mangal sistem mangal sistemden ya, de sene son oldu. Sistemden de ziyade ustamız burada bir kere işi biliyor. Yani bu bizim emekler ya. Yıllardır bizim kahramızı çekti işte. Semaverimiz. Son senesi. Bu da semaverimiz ya. Dost meclisinde çaysız olmaz ya bu iş. Evet. Aynen öyle. Hemen semaver çayı. Biz şimdi yemeği yapmadan çekiyoruz. Yemeği görmeyelim Soner. Şimdiki halini görelim. Yapamadı ya. Haklasını kaçırdın Soner.
Anasını kaçırdık. Evet, kuşumuz indi. Evet. Kuşumuz uçarken yemeğimizi de yedik. Öncelikle elinize afiyet sağlık. Sonra kuşla ilgili de emeğinize sağlık. Biraz rüzgar falan vardı ama çok şükür yine iyiydi yani. Kötü değildi. Hareketliydi. Ortalama 4-5 takla. Sen aynen. Nasıl değerlendiriyorsun performansını bugünkü? İyi kardeşim yani. Sonuçta iki kanat bir kuyruk dediğimiz evet. gibi yani. Kuş geldi, oyununu yaptı. Seferini yaptı. Yerine taklalı da indi. Gerçi yemek yerken indi. Aynen, ama aynen. Olsun bakalım nasip. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Gördüm ben çiçeği çekerken şu direk şu direğe falan çarptı. Yani çok çarptı. Evet direkt yavruyken, özellikle çok sıkıntı yarattı. Kuşumuz Zeki zaten burada. Yavruyken çok vurdu oralara da biraz herhalde psikolojik mi yapıyor ne yapıyor? Bir de özellikle niyeyse geliyor direğin altından giriyor. Oradan yani, giriyor. Normalde öyle bir sıkıntılı. Normalde bak şuralardan girdiği zaman çok güzel seferlerini yapıyor. Ama işte dediğim gibi bilmiyorum hayvanın kanından var geninden var. Evet vallahi emeklerine kendini sağlık. Kendini çok tele vurdu yani yavruyken. Şimdi dediğim gibi senin biraz önce çok konuşma fırsatımız olmadı. Direkt evet. dedik ki hadi kuşumuzu uçuralım dedik. Aynen. Seni biraz daha tanıyabilir miyiz? Neredeyiz bugün? Gölbaşındayız. Baran Selbaran ben. Oyun kuşunu besliyoruz. Seviyoruz. Hobi olarak. Ya bazen ticari olarak da düşünüyoruz. Emeğin hakkını veren olursa. Yani dediğim gibi. Ya ticarete ben katılıyorum sonuna kadar. Tabii çünkü sonuçta bu hayvan. İyisini besliyoruz. Yediği yemi de gidip halatır sorarak konuşarak dostlukla alamıyorsun. Öyle yani tabii. ilacıydı, yemeği de. Parayla alamayacağın kuşlar var yani. Öyle söylemek lazım. Herkeste kuş var. Herkesin emeğine sağlık diyoruz. Bizim kuşumuz bize yetiyor. Ne çok güzel. Şükür. Ha, yani başka arayış içerisinde değiliz. Seviyoruz. Ya gördüğünüz gibi kuşlarımız bunlar. Evet. Kuşlarımız bu dışarıdakiler erkekler zaten. Bunlar erkeklerimiz. Bunların hikayesi nedir? Senin kuşlarının soyu nereden geliyor? Vallahi kardeşim şöyle söyleyeyim. Bilindik veya bilinmedik kimseden kuş getirmedik. Kendi bilgimiz, tecrübemizden sağdan soldan kuş alarak damarı yakaladık diyeyim sana. Öyle söyleyeyim bak. Örnek veriyorum benim bir tane alaerkeğim var. Bak arka tarafta. Baş tamızlıktır. Onu gittim eşiyle yemin olsun 40 liraya aldım bak 40 liraya. 40 liraya aldın. Yemin olsun 40 liraya aldım. Yani ben dedim bu kuşu niye satıyorlar acaba? Bilmiyorum nereden ne değildir. Getirdik. Dişilerle güzel çalışmalar yaptık. Gayet başarılı. İşte gördüğün o kirliler, alalar, gökler geneli ondan gelme. Zaten benim kuşlarım genel soyu. Yani şu 50-60 tane kuşumuz var. Ala erkekten işte dumanlı bir de beyazlardan gelme geneli. Başka soy yok. Hani istisna sevdiğimiz kardeşlerimizin iyi kuşları var. İşlerinde. Ne güzel. Şimdi açık kuş, açık renkliler örnek veriyorum. Onlar da çok çok iyiler. Zaten iyi olmasa burada bekletmeyiz. Dediğim gibi hepsini şu anda eşe atmadım kuşlarımı. Yine eksi dereceleri görüyoruz. Yazık hayvanlar ölüyor. Hani evet bir de burası çok açık bir alan. Açık rakım alan. Olarak da yine şehir merkezine göre yüksekteyiz. Mesela şey Dikmen'de eksi 3 ise burası eksi 7 gösteriyor. Evet. Görüyorum. Öyle düşün yani. Şimdi yavrular ölmesin diye bekletiyoruz. Elimizde de iyi kuş var zaten. Şu atmanın da fazla bir anlamı yok. Bilmiyoruz işte böyle seviyoruz, besliyoruz. Peki. Senin bu güvercin işine başlama hikayen nasıl oldu? Var mı böyle bazı ustaların böyle değişik hikayeleri vallahi oluyor? Kardeşim bizim memlekette biz bu sevdaya tabii bulaştık. Yani Konyalıyım, Konya Kulu'luyum. Konya Kulu'lusun. Buradan aynen. da Konya'dan bizi izleyen sevgili izleyicilerimize selam olsun. Kulu'lu hemşerilerime Konya'dan da bayağı takipçimiz var. Konya'da aslında kuşçuluk konusunda çok ustaların kuşçuluk, da olduğu bir şehir. Sanayi çok iyidir. Benim de çok gitmek istediğim şehirlerden birisi. İnşallah. Bir gün beraber de nasip olursa Mevlana'yı da ziyaret ederiz. Kendi köyümüze de gideriz. İnşallah. Yani başlamamız böyle oldu. Memlekette komşumuz vardı. Onlardan göre buraya geldik. Ankara'dayız. Zaten doğma düğme Ankara'dayız. Ne bileyim yani bize içimizden geldi. Sevdik. Yıllardır çocukluktan beri besliyorsun. Ha, yani şu gördüğümüz kuşlar bende 5-6 yıldır bendeler. Ondan önce terasta uçurdum kuş. Pek terasta performans alamadım. İyi kuşlarım vardı, Araplarım vardı. Öldürdüm, veba geldi kuşlara. Peki sana göre terasta kuş beslemekle yerde kuş besleme arasında ne gibi bir fark var? Yani kardeşim, senden dinlemek istiyorum yani bunu. Yerin hakimiyeti, kuşun uçuşu çok daha rahat oluyor. Terasta küçük yere alıştırman lazım. Yani yavru kalkıyor, teziyor, yere düşüyor, aşağı düşüyor, bir daha çıkamıyor. Gözünün içine baktığın kuşlar. Bir sefer kuşu uçurmayınca olmuyor. Sen yukarıdan aşağı inene uçacak. Kadar belki kedi geliyor alıyor. Ya da bebebelik alıyor götürüyor. Nasipten çıkıyorsa zaten gidiyor. Evet. Kimi yavru da var atlar atlamaz geri yukarı düşüyordu yani geliyordu öyle akıllı kuşlar da var yani. Oyun kuşunu terasta oynatmak biraz meziyetli iş yani. Küçücük alana kuşu yıkmaya çalışıyorsun. Evet bunu yapan ustalarımızın da ellerine emeklerine sağlık. Biz tabii, ziyaret tabii. ediyoruz böyle. Gerçekten zor iş. Rahat terasta. Çok rahat. Dışarıdakinden çok rahat. Ha, kuşun dışarıda mı kaldı? Gözün kapalı bırak gel. En kötü çatıya düşer yerine iner. Yani öyle kaybolma evet. riski falan aynen. olmuyor. Ya atmaca almaz. Tabii. Hele müstakil terassa çok iyi. Tadından yenmiyor. Aynen öyle oluyor ama yerin tadını vermiyor. Biz de işte burayı 4-5 sene önce aldık. Oradan terastan buraya taşıdık kuşları. 3-5 tane kuşumuz vardı. Diyor mu burada 5-6 tane kuştan çıkma buradaki kuşların şu
Yani kendi kuşların damızlıklarımız, uçurduğumuz, gördüğümüz, uçurmadan damızlığa ayırdığımız. Peki senin bu kuşlardan beklentin oyun performansı olarak ne yönde? Mesela sen tarz olarak nasıl bir oyun şeklini seviyorsun kuşlardan? Valla kuşun her türlü oynayanı seviyorum açıkçası. Ama kendi kuşlarım içerisinde nasıl söyleyeyim, 20 metrede oynayan var, 40 metrede oynayan var. 80, 100, 150 metreye gören kuşlarımız da var. Yani takla sayısı çok çok yüksek. Ha, uzun oynayan, çok taklalı oynayan kuşumuz, örnek veriyorum, 15 sefer çıkartıyor, 13 sefer çıkartıyor, 18 ve katlar örnek veriyorum. 20'yi pek fazla görmüyor örnek veriyorum. Fişeği çok uzun tutuyor, taklayı çok uzun tutuyor. Mesela örnek veriyorum 25... sefer sayısı az oluyor zaten. Biraz azalıyor. Evet. Örnek veriyorum 25, 30 metre, 40 metre oynayan kuşlarımız... Aman arkadaşlar bir dakika. Şşt. Yani aman. 25 metre, 30 metre oynayan kuşlarımızda yani sefer sayısı biraz daha fazlalaşıyor. Takla sayısı biraz düşüyor. 7-8 takla, 5 takla örnek veriyorum. Hani işlerinde 40 metre oynayıp da 10 taklayla 15 takla arası oynayanlar da var. Ama sevdiğimiz için hepsini besliyoruz. Yani şimdi örnek veriyorum, ticari amaçlı düşündüğü zaman adam diyor ki benim kuşum şunu şunu yapacak diyor. Biz de diyoruz ki elimizdeki kendi kuşlarımızdan şu bunu da yapan var, bunu da yapan var, bunu da yapan var diye söylüyoruz. İsteyen olursa o şekilde değerlendiriyor yani. Evet. Yani şu, örnek veriyorum, bu kirliler olsun. Kirliler özellikle çok uzun kaçıyorlar. Çok taklalı, mesafeliler. Onların hepsi de zaten alaerkekten çıkma. Alaerkek de zaten kirli. Senin burada alaerkek zaten gibi. İşin evet şu orta padişah. Zaten. Padişah. Belli ya. Ah, yani zaten ben alalar kesinlikle. Onların bebeleri var alalar işte. Onlar şimdi onlar da şurada dur açayım. Ala olmak ayrıcalıktır. Ben bunu da buradan söylemiş şimdi olayım. Şimdi şöyle, ala kuş kimi diyor ki oynar, oynamaz. Yani böyle bazı söylemler var ama şimdi oynasın, oynamasın. Ben beğeniyorum, oynuyorlar da. Şimdi benim misafirim geliyor, kuştan anlamıyor. Adama diyorum ki hobim var, işte böyle köpekler besliyoruz, tavuk besliyoruz, kuş besliyoruz. Adam geliyor, ya beyazı gösteriyor, alay gösteriyor. Aynen. Bunlar en güzelleri bunlarmış aynen diyor. Şimdi ona da biraz hitap etmek lazım. Şimdi ben örnek veriyorum, kirli severim, gök severim. Ya adam diyor ki kardeşim bu yabik gibi diyor yani, bu aynı. Güvercin gibi diyor. Şimdi ayırt edemiyor. Şimdi ben de şöyle tabii camiada yıllarını vermiş, yıllarca emek harcamış ustalara göre bilmeyen adama da evet beyaz. Beyaz der, ala beyaz, der değil mi? Ala. Görüntü olarak. Diğerine baktığın zaman ya bu sokaktaki güvercin öyle değil mi ya? Aynen öyle gök der değil mi? Var bizim öyle meydanda da amcalar yemliyor dersin. Hacı Bayram'da. Hacı Bayram'da aynen dersin. Beyaz her zaman ilgi çeker, ala da öyle. Yani, peki senin bu alaların oyun performansı olarak sen nasıl değerlendiriyorsun? Kardeşim çok güzeller bak, bu gökbenekliler falan hep alalardan çıkma. Çok güzel bir sene oyun attı, 20-25 sefer çıkart. 5 takla bazen 8-9 taklayı buluyorlar. Yani görüyorlar o taklaları. 20-25 metre, 30 yani metre. Yani şimdi bunların standardı bu. Bak bu anlattığım kuşların örnek veriyorum. Kirlileri desek onlar 50 metreyle 100 metre, 150 metre oynuyorlar. Ben kendi gözümün gördüğünü söylüyorum. Hatta herkes de bunu söyler. Herkes gördüğü kadar kuşçudur. Evet. Ben yani gördüğüm kadarını anlatıyorum. Burada zaten yalanla dolanla işimiz olmaz. Konuyu ben şuraya getireceğim aslında. Evet. Hani sence kuşun oyunu rengine göre değişir mi? Değişmez. Mesela ala diyorlar ya işte Osman amca söyler bunu hep. Alanın zamanında yüzüne bakmazlardı. Aynen kediye öyle versen yemez aynen derlerdi. Öyle. Ama Osman abi herkesi sevdirdi. Bu evet, ala özellikle ona hani, buradan da selam olsun. Dayı da mesela Arapçı. He, Mustafa Bıçakçı dayı da Arap besliyor. Aynen. Mesela ama oynatmış. Kuş oynuyor yani. Öyle. Ya ben şunu rengiyle mi alakalı oyun diye bir de sana sormak istedim ben. Vallahi rengiyle alakalı değil kardeşim. Benim kendi şahsi öz düşüncem kanıyla alakalı. Kan meselesi bu. Şimdi iyi kuşu iyi kana girersin, oynamayan kuşla alayla girersin. Bunlarına değil, başka bir kuşta ala çıkartırsın, o kanı ona aktarırsın, oynatırsın kuşu. Evet. Yani ben oyun kuşunda kan diyorum yani, damar diyorum. Şimdi eğer herkeste iyi var, herkesin emeğine sağlık, oradan buradan toplama kuşu eş edip, yavru çıkartıp oynatabilseydi herkes kuşçu olurdu. Öyle değil mi yani şimdi? Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Zaten iyi kuş varsa iyi damar vardır, damar iyiyse kuş oynar. Evet, zaten kuşçuluğun mevzu arayış. Tabii, ara zaten şimdi bulsan böyle belli bir yolu olsa da o yolu izleyince doğru kuşu evet bulabiliyor olsan zaten kuşçuluğun bir aynen heyecanı. Ben neyin arayışı içerisindeyim? Kuşun arayışı içerisinde diyelim. Sadece kendi kuşlarım içerisinde arayış içindeyim. Hani daha ne yapabilirim? Şimdi 4 takla yapan kuşu biraz daha taklasını uzatıp ona göre mesafeyi uzatabilir miyim? Hani dışarıdan pek fazla kuş sokmuyorum. Sokacağım kuş eğer sokacaksam benim kuşumla ya aynı kalitede daha üst seviyede olması lazım ki ben onu kan olarak girmem lazım. Ya soy konusundaki hassasiyetinde takdire şayan. Allah razı olsun kardeşim. Yani görüyorsunuz 50-60 tane kuş var. Daha eşi atmadık. Yani şimdi biraz önce uçurduğumuz gökte eşsiz, eke ama
Eşsiz kuş. Sen bugün evet. Sen her gün buraya burada köpeklerin de var. Her gün geliyorsun, tabii. Gidiyorsun, geri yeri geliyor bu kuşlar için tabii, burada kalıyorsun. Tabii canım ya. Hastalanıyor, hastalığına, pisliğine, her şeyine bakıyoruz. Ama şöyle aslında şehir merkezinden ne kadar uzağız desek de yerin çok güzel, çok merkezi. Merkeze 5 dakikayız. Burayı ben de çok beğeniyorum. Özellikle yaz ayları Atmaca, Şahin hiç gelmiyor. Yani Allah tarafından mıdır nedir? Vallahi bak bu sene 2 tane verdik. Normalde ondan önceki senelerde hiç vermiyorduk. Sen şimdi 2 tane Atmaca'ya, Şahin'e verdik diyorsun. Bir tane de şuradaki arkadaşa vermişsin. O arkadaş aldı ya. 35-40 sefer yapıyor daha şu yani... bozlardan. Gavin. Kendisi Çorum'dan getirdik. Çorumludur. İzleyicilerimize orijinaldir. De buradan... Orijinaldir. Anne baba dünya şampiyonudur. Aman arkadaşlar, dostlar da... bir saniye. Gavin... İzleyicilerimize de hadi söyleyelim. Kızım. Bütün kuşçular Atmaca'ya, Şahin'e kuş verir. Sen burada rota kuş verdin. Rota verdik. Alışıyor ama. Şimdi ben bir rotçu olarak bu arkadaşı sevmek istiyorum. Gel. Gel seni bir seveyim. Dur. Aman. Dur. Aman. Haydi tamam, oğlum. Dur. Tamam neyse, koku moku alır da işte yapmayın. Aferin. Stand parçası. Gavin şu an kaç aylık bu? Aylık değil. 5,5 yaşında bu. 5,5 yaşında mı? Tabii. Ben de bu yani. Genç değil mi? Böyle nasıl evet geçtin? Biraz genç oo. Duruyor ve böyle hani cana yakınlığı, hareketliliğinden ben. Ama güzel. Tatlı güzel benim. Aylık diye düşündüm ama yüzü falan çok güzel ya. Ben bir rot besleyicisi olarak. Bak, sen öyle değil. Bu tam orijinal. Bazen bunun ismine bohlu diyor. Baktıkları yerde pek şey önem göstermemişler şeyine, hayvanın temizliğine. O da pek şey yapamıyor. Mesela bunlar öyle değil. Bunun secere belgesi falan da var. Mevcut. İçeride birazdan İçeride. Onları da göreceğiz. Bu diğer arkadaşlar? Onlar Aksaray'dan geldi. O Aksaray malaklısı. 7,5 aylık. Onu da çok seviyoruz. Yani şu kadardı. 35 günlüktü. Gelmiştik. Küçük yavruluk videoları var. Allah İstersen Allah. O kadar küçük de. Gel Yaman. Gel oğlum. Aslan oğlum. Bunlar buranın koruyucuları. Evet. 7/24. Aynen öyle. Hem seviyoruz. Baba kızım. Bu bizim ilk göz ağrımız Zeyna. Bunu da işte burada bir tane bir komşu var. Bakamıyormuş. Biz bakalım dedik. Bakabilir misin falan dedi. Bizde en iyi bakıcım var dedik. Ama, aldık getirdik. İki ama aralarındaki en iyisi şüphesiz şu... Yaman mı? Yaman. Yani eller ayaklar evet. Kocaman. O hakiki Aksaray malaklısı. Zeyna çoban köpeği. Allah kafası. 2,5 yaşında Zeyna. Bak o 7,5 aylık. Hemen onu yakaladı evet. Yani. Kalınlığı biraz daha kalmasın. Herhalde 7,5 aylık da 11-12 aya kadar büyür değil mi? Köpek 2-3 yaşına kadar tam oturur bence. Ama gözle görülür büyüme herhalde 1 yaşında tabii. Duruyor değil mi? 1 yani. Yaşını biraz geçer işte diye düşünüyoruz. Yani daha fazla büyümese de şu an zaten kalınlaşır. Şu an zaten yeterince büyümüş kocaman senin buranın koruyucuları. Evet işte şey yapacağız. Adama düşmeyi becerirsek normalde ben bir haftadır falan dışarı alıyorum. Bunu kapalı yerde bu. Çıkmıyor yani. Yani kimseyi görmüyor, bir şey yapmıyor. Hayvan biraz nefes alsın diye çıkarttık. Ya yani normalde yemeğini falan kıskanır, kişkilersen kişi yapar, havlar. Şurada bir tane arkadaşı var. O da Sivas Kangalı şu aşağıdaki. Arada onlar geliyorlar. Arada aynı bunun emsali. Öyle oynuyorlar. Ya senin işte koruyucu görevini üstlendiği için, üstlendiğin için bu hayvanların da aynı zamanda insanlara aynen. Karşı biraz daha hassas olması gerekiyor. Evet. Ondan kaynaklı. Aynen. Şimdi bu hayvanlar insancıl biraz. İşte bunlar çoban köpeği. Anadolu'nun köpeği olduğu için. Haydi oğlum. Misal örnek veriyorum. Rottweiler. Bence dünyanın en iyi alan koruma köpekleri. Benim gözümde hani herkesin tabii görüşü farklıdır ama benim için Rottweiler ya gerçekten çok sadıklar. Kapıyı aç dışarı çıkmaz. Evet. Yani hiç içeriden çıkmaz dışarı. Oy oğlum. Herhalde aynı boyda mıyız aşağı yukarı? Soner. Vallahi aynı boyda mıyız? Söylüyorsun ha. Benden daha mı uzun? Hay çok maşallah. Yaklaşamıyorum. Şöyle bir boy ölçeceğim de. Yaklaş. Ellemesin. Kafası sadece tasmayı tutma. Anam, elini tutuverir vallahi. Öyle atlama. Dur lan. Kaçınca sen de ne hemen geliyorsun? Ne kaçınca hemen geliyorsun? Hemen. Abi çok büyük ya. Bak. Daha bebek ya. 7,5 aylık hayvan daha. Daha yavru ya. Tabii. Yeni çıkmış baksana belli. Ufacık daha. Tabii. O zaman şöyle konumuzdan çok uzaklaşmayalım. Güvercinlerimize. Sem dayıyı da gösterelim. Sem dayıya ben çok yanaşmasam aslında. Yok zaten biz de şey yapmıyoruz. Tanışmamız çok iyi olmadı Sem dayıyla. Normalde burada bağlamıyoruz. İçeride serbest siz geldiğiniz için buraya da koymadık. Direkt bağladık. Orada bağlı. Bağladım yoksa atlar. Bak.
Kim sen buranın asıl koruma müdürü değil mi? Koruma direktörü. Koruma direktörü aynen. Burada bundan sonra buranın koruma bu ve bunun çocukları, evlatları tarafından. Mekana giren çıkan Sem'den izin alıp ancak öyle girip çıkabilir tabii, değil tabii. mi? Mustafa da kardeşimden başkası kimse girip çıkamaz. Bir ikimize alışkın zaten. Ama Sem çok babacan ya maşallah. Adamın evet, kralı. Şimdi o adamın kralı bir adamın kralı da burada var. Evet Mustafa kardeşimiz. Mustafa üstadımız burada. O da Baran'la beraber burada sevgili beraber izleyiciler. Kardeşim ortağım. Evet burada. Bizim çocukluktan beri birlikte bizim daha doğrusu şöyle diyeyim hayalimizdi bu. Evet. Bir 10 sene öncesinden 10 biz bu sene, hayali kurduk. 15 sene önce. İşte güvercin sevdası, kere köpek sevdası. Böyle bir yer yaptı. Kendimiz arkadaşlarımızı ağırlıyoruz hobi amaçlı. Ne güzel. Böyle besliyoruz. 10 numara mekanınızı çok beğendim. Allah razı olsun. Bir Allah daha izlerini sizlere nasip etsin. Bir de Bünyamin abinin orada da söylediğim şu Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağı evet, yan kardeşim. Yana ben görünce çok gururlanıyorum. Allah razı olsun. Hepsi bizim kardeşimiz. Evet. Canımızı da veririz, malımızı da veririz. Evet. Yeter ki sıkıntıya böyle, girmesinler. Böyle bir denk geldiği zaman muhabbeti geçince hep söylüyorum. Buradan Azerbaycan'daki bütün bizi izleyen izleyicilerimize selam olsun. Selam olsun. Nasipse çok net söylüyorum. Nasipse çok kısa zamanda Azerbaycan'da da İnşallah. Kuşçuları ziyaret edeceğiz. İnşallah. Çok İnşallah. Güzel planlarımız var. İnşallah kardeşim. Takipte kalın diyoruz. O zaman ama Türkiye'yi takibi bırakmıyoruz. Evet. Şimdi bizim bir tane burada bir kuşumuz var. Bir abimizden hediye. O da çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz bizim. Ondan sonra buradan selam hangisi? Söyleyelim ona. Selam söyleyelim ona da. Mustafa Parlak Mustafa abimiz. Mustafa Parlak. Emeği çoktur abimiz. Gitmiştik. Şunlar büyüğümüz. Mustafa abinin kuşlarındandır. Kendisi gökleri meşhurdur. Gökleri, sağ olsun. Şöyle bir elimizde yakından inceleyebilir miyiz? Kanat, kuyruk yapıları, tabii paçalarını. Tabii kardeşim bunlar işte benim o ala. Şöyle yakından bakalım. Ala erkeğimin gel. Bebeleri. Bunlar bunun anası dumanlı, onun anası, onun babası beyaz. Beyazla dumanlar birlikte birbirinden gelme. Zaten dedim ya 4-5 tane kuştan genel kuşların çıkma. Dumanlılar, beyazlar, alalar, kirliler yani hepsi bir yani. Peki şöyle. Senin elindeki o daha demin bahsettiğin evet. ala da dahil olmak üzere evet. elindeki en eski soy şu an en belirli. En eski soylar direğin, alalar, kirliler işte götler. Benim bunlar en babası, en yaşlıları dediğin hangisi? En yaşlılar dedim o misal o gösterdiğin al ilk günkünden beri kapımızdadır bakın en soldaki var ya. Evet. Şu, oh beyazlar bak şu yer taşın üstünde geziyor ahpaça biz ona ahpaçalılar diyoruz. Ahpaçalılar. Lakapları ahpaça yani. Aynen. Bu da şey erkeğin ala erkeğin bebesi. Bu da bunu da hazırlayacağız. Allah nasip Maşallah. Ederse. Allah. Buraya giriyorlar, kapışıyorlar gençler. Lan gel. Takla mı vurdu durduğu yerde? 9 10 11. Bunun çok güzel bu sene çok güzel kardeşleri oynadı. O erkek bir tane uçurmadım ama uçuracağım onu da. Hatta demiş ala hazırlayalım, ala Türkiye'ye çağıralım diye. O da nasip olmadı. Karga mı ya? O karga mı ne o ya? Karga atmaca gibi geldi vallahi. Vallahi herhalde bir 200 yaşında var. Geldi, he. Bu da yine ala erkeğimin bebesi. Bunlar o bu oyunsuz. Vallahi kardeşim bu şu kuş da çok güzel oynadı bu sene. Bu da akpaçalılardan. Hani bir tarafı da bizim çok güzel de bozkirli taraf bozkirlilere giriyor. Çok güzel oynadı bu. 5 takla ile 15 takla arası. 35, 25 metre, 30 metre. Kanatlarını aldık. Şimdi 20-20 mesafe. Ha bu aynen. Bu normalde bunlar hazır kuşlar. Yani bekle bak göre fake'leri. Evet. Yani bunları yazın uçurursak kupalara belki bunları uçurabiliriz. Şu an bir kupada var mısınız? Vallahi kupada yeni inşallah yazılacağız. Bu şey Büyük Ankara Dostluk Büyük Kupası. Büyük Ankara Dostluk Kupası Necdet Yıldırım. Aynen. Necdet abiye de selam olsun buradan. Selam olsun. Yani 3 ak yazıldık inşallah. Herkes emek veriyor. Biz de kendi emeğimizi böyle getireceğiz, izlettireceğiz. İnşallah bir başarı elde ederiz. Daha doğrusu paylaşacağız dostlar. Evet, aynen. Paylaşım içerisine gireceğiz. Güzel gördüklerimizi dostlarımıza paylaşacağız. Abi. Bir iddiamız yok ama kuşçuluk kuşlarımız iyi. Şans işi. Kuşlarımıza güveniyoruz ama kimse yani şahıslarla inatlaşma gibi bir derdimiz yok. Kuşlarımıza zaten güveniyoruz. Beğenerek beslediğimiz kuşlar kardeşim işte. Yani bu bak o gördüğüm beyazlar falan hep dumanlılardan çıkmadır. Buraya kapatıyorum. İçeri girip dövüşüyorlar. Şimdi eşe atmadık ya. O diyor ben alacağım orayı diyor. O diyor ben alacağım. Kümes sistemlerimiz şimdi şöyle sırayla baktığımız zaman. Sırayla gittik vallahi. Sırayla ayrı ayrı kümesler. Hepsinin özel içindeki kuşların şeyleri farklı. Farklı erkekler, tabii. Dişiler, erkekler, yavrular, dişi, uçum kümesi. Tabii hepsi ayrı kardeşim. Mesela şu kümesimiz zaten bunlar dışarıda olanlar değil aynen, mi? Aynen bunlar şey erkeklerimiz burada dişilerimiz var. He. Açalım istersen. Burada kendi öz kuşlarımızdan hariç bir 5-6 tane daha kuş var. Onlar gidecek kardeşim. Nasıl söyleyeyim mesela şu yukarıdaki ala da bir yine kendi kuşlarından. O sağdaki beyaz, dumanlı bak şu biraz önce bak arka taraftaki bir dumanlı var. O da hazır bir kuş. Onu özellikle kuş uçarken içeri aldım ok makaslı kalkıyor vallahi. Peki burada uçum memleketten gelen kuşum var Alaattin kardeşimin bir tane
Boz dumanlı kirli. Bizim kuluda çikolata derler onlar rengine. Öyle mi? Aynen. Bir ondan geldi bu sene. İnşallah onlarla da iyi bir çalışma yapacağız. Peki burada uçum düzenin senin nasıl oluyor? Kışın pek fazla ben kuşu yormuyorum. Antrenman aralığın nasıl? Antrenman veriyorum. Haftada 3 gün 4 gün örnek veriyorum. Sürekli kuş uçuruyorum diye bir şey yok. Çünkü hayvan çok iyi, sağlıklı. Uçuruyorsun abi, uçuyor 1 saat 2 saat görevini de yapıyor. Bir geliyor hayvan böyle pısıyor. Bu sefer üzülüyorum yani hayvanı. Yoruyoruz yani ama yazın olduğu zaman çünkü sırtına... Sen attıkça uçar yani bu sonuçta. Tabii uçar hayvan. Ya bir de nefesliyse zaten uçar. Ama yazın uçurduğun zaman o güneş falan sırt alıyor. Hayvan içini ısıtıyor. O zaman daha iyi oluyor. Yani hayvanları da yormamış oluyoruz. Belli, sabah haftada, erken uçuruyor. Haftada 3-4 gün rahat yeterli uçuyor. Diyorsun sen şu an. Kışın. Kışın haftada 3-4 gün yeterli. Yeterli. Gerekirse haftanın örnek veriyorum bir hafta yağmur yağdı. Hiç çıkartma. Bir sıkıntı olmaz. Önüne yemini şey falan koy. Genelde ben kerpiç getiriyorum. Toprak getiriyoruz. Memleketten getiriyorum örnek veriyorum. Oranın şeyler Konya'nın toprakları biraz daha minerali falan çok daha iyi. Aynen çok daha yani eskiden oralar hep kerpiç ev olduğu için oralardan evet. söküp yıkılanlardan getiriyoruz. Acaba kaç kişinin evini yıktım böyle. Duvarlardan söküyoruz adam, ya. Bir bakın komşu şey yok. Bir gün pencerenin altı yok. Bir gün başka duvar yok. Bir gün tuvaleti yıkmış götürmüş. Bir bakmışsın ki biz götürüyoruz. Yazın kuş uçum şeyimiz erken başlıyoruz. Serinlikte başlıyoruz. Örnek veriyorum bazen öğlene kadar işim bitiyor. Ama yazın yavru çok olduğu için sürekli gün boyu kuş uçurmak zorunda kalıyoruz. Tek yav uçuyor. Yavrunu günde bir sefer uçurmak yetmiyor. Havada evet. kalması gerekiyor örnek veriyorum. Ben kuş uçurduğum zaman benim kuşlarım çok yüksek uçarlar. Yüksekte uçarlar, gezerler. Hayatta pırıltı vermem kuşa. Kuş yorulup inene kadar kuş göstermem alttan. Gelip kendi yerine iner. Geniş uçarlar, yüksek uçarlar. Havai başı çok çalışırlar, çok takla yaparlar. 10-15 taklanın altına düşürmezler. Sürekli böyle havada verirler. Ondan sonra yavaş yavaş yere çöktürürüz. Peki o zaman... O da seyise bağlı yani. Şimdi kuş iyi olacak ama biraz da seyisin de iyi olacak kardeşim. Yoksa evet. seyislik iyi değilse şurada hazır kuşu götür ver adam onu bile uçuramaz yani. Yani bu işte biraz şey meziyetli iş. O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Şimdi şuradan evet. bir çift bizi izleyen sevgili izleyicilerimize hediye edelim mi? Edelim kardeşim. Bu sene zaten eşe atmadım. İstiyorsanız eş yavru bebelerden veririz. İstiyorsan bunlardan veririz. Fark etmez. Vallahi alan yani iyi kuş alır. Hediyemiz olsun. Ala Türkiye'ye de o zaman, hediyemiz olsun. O zaman bir çift senden yavru veya normal... Kendi ben öz kuşlarımdan... O zaman senden bir çift kuş sözümüzü alalım. Alın kardeşim. Dönemine göre seninle iletişime geçecek tamam. şanslı kazanan takipçimiz. Dönemine göre... Kazanan kişiye ben buradan şehir dışıysa şehir dışına kendim parasını veririm gönderirim. Buradaysa şehir içerisinden gelir bir yerden teslim ederiz evet. Ankara'daysa. Problem değil yani. Yavru varsa o dönemde yavru olur. Olmazsa gelsin burada senin bir çayını içsin. İçsin beraber. Gelsin. Herkese dost kapısıdır burası. Süper. Edebiyle, o zaman adabıyla oturan herkese hiçbir sıkıntımız yok kardeşim. O zaman bunlar yani harika şey. Hediyemizi de aldık sevgili izleyiciler. Katılmak için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Yorumlar kısmına Ala Türkiye'ye yazmanız yeterli. Çekilişe katılabilmek için. Mümkün olduğunca çekilişlerimizi de canlı yayınlarda açıklamaya çalışıyoruz. Ama siz Ala Türkiye'nin videolarını takipte kalarak çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İlla canlı yayın olmasa da bazı videoların içerisinde, ortasında, sonunda da paylaşabiliyoruz. Siz bizi takipte kalın diye özellikle de bunu buradan söylemiş olayım. Yani isterseniz ben bugün de verir kuş gönderirim. Yani bugünkü vereceğim kuşlar pek iş yapmaz. Kendi öz kuşlarımdan vereyim. Gittiği yerde bizi de mahcup etmesin anladın mı? Bu daha iyi olur. Yani şimdi eşi atmadım kuşlara görüyorsun. Erkekler dişler hep ayrılar. Baran şimdi aynı zamanda Soner söyledi. Evet. Siz daha önce bizim Facebook grubumuzda yapılan çekilişlerin birisinden sen aynen. hediye güvercin bir kazanmışsın. Bir çift kazandık evet. Onu bir görebilir miyiz? Kuşu mu? He, aynen. Bir tane kardeş, bir çift geldi. Bir tanesini kardeşim çok ısrar etti. Hediye ettim. Bir öyle tanesi mi? Burada duruyor. Burada şu. Ama şu boz kirli var ya bak kesme ak kuyruk. Hah şu. Gördün mü kardeşim? Ha şu öndeki. O sana Ala Türkiye Facebook grubundan katıldığın aynen. çekilişle geldi. Aynen öyle. Yavru geldi şimdi ekeleşti. Perdanı falan daldı. Facebook grubuna Osman amca baktığı için ben Facebook'la pek alakam yok. Facebook'ta evet. kullanmıyorum zaten. Dondurdum Facebook'umu. Evet. Ama duyunca şaşırdım yani. Bizden gelen bir hediyeyi burada vallahi görmek de gurur verdi bana. Ya. Aracılık hediye olmak böyle şeylere. Doğru söylüyorum vallahi. Ama İnşallah Türkiye olarak. Bizler de aracı oluruz. Çekilişlerde bir takım kuşumuzu da hediye ederiz. Çok da iyi olur. Evet. O zaman alalım. Şimdi bunları evet içeriye alalım. Bu kuşlarımızı, erkeklerimizi. Ya Soner olmaz böyle şey. Kayda girmeyi unutmuş adam ya. Allah Allah. Hayır o kadar damızlıklarımızı çıkarttık buraya. Şu anda da kayıt edemiyoruz. O da iyiydi. Şimdi Soner kayda girmeyi unutmuş sevgili izleyiciler. Ben dedim ki damızlıklarımızı çıkarttık. Geri sokalım bir daha çıkartalım dedim. Şimdi o anı göreceğiz. Damızlıklarımızı koyalım içeriye. Koyduk saydık. Koyduk saydık hadi evet. Şimdi zaten çıkartalım. Gelir gel. Evet şimdi. Evet şimdi damızlıklarımızı gördük. Bunların çoğu makaslı, cıvalı. Hatta şöyle cıva yapıyoruz.
Kafadan makas vuruyoruz. O makas bile yetmiyor perdahlarına. Bir de küçük makaslara civa vuruyoruz kuşların. Hmm. Bu damızlıklarımız. Burada şu an 7 tane... ya aynı muhabbeti biraz önce de yaptık. 7 tane var. Fallıyorum. Burada şimdi 7 tane. Bir tanesi bunların içerisinden ayrılacak. O boz olan. Diğerleri zaten damızlıklarımız. Damızlık diğer kümeslerimizde de var. Bunlar başı çekiyor. Peki sen damızlık seçiminde nelere dikkat ediyorsun? Hassas olduğun noktalar nelerdir? Abi yani dediğim gibi yani şimdi seçimimizde kana dikkat ediyoruz ilk başta. Kan iyiyse kuşun oyunu, seferi, ekeli, yavrulu hepsini gözlemliyoruz. Performanslı geçtiyse. Performans tabii ona göre değerlendiriyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Ben şu kirlilerden çok beğendiğim, kendi tecrübeme göre beğendiğim yavrusu olursa hiç uçurmuyorum. Onu direkt damızlık yapıyorum. Çok özür dilerim. Telefon şeyine kapıldık. Yani damızlıklarımız, baş damızlık diye nitelendirdiklerimiz. Yani hepsini severek, görerek beslediğimiz kuşlar. Boz kirli olsun, dumanlar kirliler olsun. Çok çok iyiler. Mesela şu dediğim gibi boz ayrılacak. Bu sene bu benekli, boz benekliği de bir deneme aşamasındayız. Bakalım beğenirsek o da kalacak. Beğenmezsek çoluğu, çocuğu, torun, tombalak ne varsa hepsi gidecek. Allah izin verirse. İnşallah ama beğenirsin o zaman. İnşallah diyelim yani şimdi o da işte. Bu harcadığın emeklerinin karşılığı kendi olarak. Kendi kuşlarımızdan değil yani kendi kuşlarımız saydığımız o boz kirli, kirli, dumanlar öz kuşlarımız. Yani kuşlarımızın geneli o beyazlar olsun, kirliler olsun, alalar olsun hepsinin bu dumanlarla bir bağlantısı var. Boz kirliler bir farklı. Onları da kendi kuşlarımıza kattık. Çok iyi sonuçlar aldık. Aynı onunla da devam edeceğiz inşallah. Çok güzel vurduğumuz bir boz erkeği var. Çok güzel atımlı, fişekli, gezimli, bizi yormuyor. Çok güzel yavrular veriyorlar. Bu sene çok güzel bir yavrusunu başlattık. Şeye verdik bir tane. Hatta hediye ettim. Tekirdağ Çerkezköy'e hediye. Ha, kümes patlatmışlar çocuğum. Beni tanımıyorlar. Dedim kardeş kümesin patlatmışlar. Herkesten şey yapıyor. Dedim sen bana adresini gönder. Ben sana dedim bir kuş göndereyim. Onu güle güle besle dedim. Yemin ediyorum kuşu gönderdim. 50 kere aradı dua ettiler. Yani çok memnun kalmışlar. Kuşa nazar değdi, kuşu geceye kaldırmışlar, kaybetmişler ama öyle bir sıkıntı olmuş. Hmm. Ama çok beğenmişler. Biz de çok beğendik. Kardeşlerini uçurdum. Hatta öz kardeşlerini Gavin yedi bir tanesini. O Gavin'in yediği şey. Aynen, bir tane bozu yedi. Yani onu bile yedi, kaldırıp bir tane vurmadık. Şimdi köpek yani sonuçta bizi kuş geceye kaldı. Onu da bir gün salık bırakmıştık gece. Ya hayvan buraya alışkın değil kuşa, yere düşünce tutmuş yemiş. O da tabii yabancı sonuçta alanına yabancı bir şey giriyor. Belki yine buradaki kuşları tutmaz ama. Şimdi bunlar kuşlara alışkın. Bu alışkın değil. Şimdi bunları sar hiç ellemezler. Ama Gavin'i sar ben buradayken yine bir şey yapmaz. Arkamı döneyim götürür. Alabildiğini. Tabii canım alabildiğini alır götürür. O zaman damızlıklarımızı da koyup son kez koyalım. Dişilerimizi de bir görelim. Aynen diğer dişileri de çünkü hak edenleri de görelim. Gel kardeşim bunlar çıksın bu uçan kuşumuz. Bugün uçan kuşumuz bu. Kirliler, alalar misal hepsi şeyden çıkma. Baba erkeğin. Bak şu da alanın öz kardeşi. Şu gökbenekli. Onun kanatlar hep makas bunların kafadan. Geri içeri girdi. Bunlar hep kafadan makaslı. O ala erkeğimin, bak baş damızlık dediğim var ya, onun öz bebesi. O biraz önce bir kirli ala var bak şu bu tarafa ilk gelen sağdaki. O da öz bebesi, kardeşler sol onlar. Sol alttaki. Onlar öz kardeşler. Onların burada öz kardeşi var mı başka? Bir tane işte çakır aldı. Çok güzeldi. Hatta Alaturkiye'de de paylaşmıştım fotoğrafını. Çok güzel fotoğraf vardı. O da öyle kaldı yani. Öyle yalan oldu gitti. Onun haricinde kirliler zaten kirlilerinden çıkma. Biraz önce gösterdiğim dişiden o kirli. Arkadaki dumanlı kirli perçemli. Getireyim. Biraz şeydeyiz ya çekiniyorlar. Anam anam anam. Dur yavaş lan. Öyle hızlı. Hızlı geliyor da. Pisko ya bunlar. Çok hızlı geliyor, zinciri de kopartır. Yo ben varım ya ben şey yaptırmam. Beni mi kapacaksın? Beni mi ısıracaksın? Beni mi? Beni mi ısıracaksın? Lan var ya Matilda olsaydın seni ben ısırırdım da. Evet ısırabilir tabii mümkün. Misal şu kirliler hazır kardeşim. Şu dumanlı kirli ala. Tam hazır değil de biraz yumurtayı gördükten sonra 2 hafta içinde hazır olur. Bu sene oynayanlar içerisinde çok iyi hoşuma gidenler. Bak şu kirli ak kuyruk. Çok güzeldi bu sene. Yani metrajı. Bak şu şimdi en arkaya geçti bak kirli ak kuyruk. Beyaz olan mı? Aynen şu soldaki. O kirlilerinden çıkma. Vallahi Harun 10 sefer 15 sefer yapıyordu. Bazen 9-11 yapıyordu. İnanılmaz metraj var yani. 70-80 metre çok rahat görüyordu. Belki 100 metre. Hani şimdi metraj hesaplama işi biraz farklı oluyor. Evet. Kuş kayboluyordu yani. Telefonda da olsun gözde de olsun. Bayağı gidiyordu. 10 takla
13 takla, 8-9 takla. Ya kuşçulukta metre de aslında kişiye göre bak, değişiyor biraz. Bak dedim yani mesela metre 10 hesabı. Metre, işte 10 sefer, 15 sefer çıkartıp 80-100 metre yapan bak bunlar mesela. 40 metre, 35 metre, 25 metre oynayanlar da örnek veriyorum. Bak şu gökbenekli biraz önce kanatları kesik dedim ya. O kirli ala onlar. Yani hepsi yine bir kuşlardan geliyor ama kimi uzun oynuyor, kimi kısa oynuyor. Yani kısa dediğinde o kadar da kısa değil. 10 metre oynamıyor yani sonuçta 25-30 metre oynuyorlar. Tabii. Evet Can, Baran arkada bir şeylerle uğraşıyor ama... Atlattı. Yani atmacayı, doğanı, çakırı öldürmektense yani hayvanlarını, yavruları vardır vesaire bu şekilde tüfek atmaktansa torpil atıyoruz sapanla. Sapana takıyorsun torpili. Aynen. Yakıyorsun, havaya atıyorsun. Elimizde patlatmamaya gayret gösteriyoruz. Patlarsa sıkıntı. Bu nasıl yapıyorsun peki? Vallahi bu sistem nasıl? Bir tane daha atabilir miyiz? Var mı? Onu yani şu torpilin şeyi nasıl çıkmıyor? Ben onu anlamadım. O fitilini çıkmaması için içi... Gel sonra onu da ilerliyorum. Çıkış yerinden bak şöyle göstereyim. Kardeşim mesela şu normalde attığın zaman fitil çıkıyor. Hı-hı. Çıkmaması için buraya kürdan sokuyoruz. Soktuğumuz bu kürdan içerisinde kırıyoruz. Onun çıkmasını engelliyoruz. Artık daha da çıkmaz bu. Aynı şekilde. Bunu tabii buradan o zaman atış falan ustalar, iyi olması ustalarımıza lazım. Da söyle elinde tabi sapan kullanmayı da iyi bilmek lazım. Tabii. Atayım derken suratına vurmayacaksın. Bir tane daha yakalım. Yani bunu yaparken son damlasına kadar yapıyoruz ki ne kadar yüksekte patlarsa o kadar çakır kokuyor. Bak geldi. Geldi oh. Patlattı. Yalnız sen, ben şuraya düştü zannettim. Yalnız sen acayip atıyorsun ya. Şu kadar sapanım şöyle geldi atıyor. Küçüklükten beri kullandığımız için alıştık artık. O yüzden sıkıntı. Elde patlatmamaya gayret gösteriyoruz. Elimde benim bir patladı. Çok sıkıntıya girdim küçükken. Onun için bir ayarlama yapıyorum yani. Yani sapan tabii sapan. Topacakmış gibi çekiyorum. Önce bir iki ay sapan için alıştırma yapmak lazım şöyle. Tabii canım. Bir de taş atalım bitirelim. Aynen bir de taş atalım şöyle sapanla. Gösterin hedef gösterin. Demirden vurabilirsek iyi olur. Evet. Olmaz zaten ampulü. Vay. Kesin bir şey. Ben bir şey demiyorum. Yani demiri vur dedik. Rahat ya, aramızda 15-20 metre olan bir demiri tık diye vurdu. O zaman Baran, ben tekrardan senin emeklerine sağlık, teşekkür ellerine ediyorum. Sağlık demek istiyorum. Vallahi siz de hoş geldiniz, bugün, sefa getirdiniz. Bugün Allah bizi burada olsun. Çok güzel ağırladınız. Ne yemeğimizi yedik, kardeşim. Çayımızı içtik. Afiyet bal, sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık. Evet kardeşim. Kuşumuzu da izledik evet Soner'in dediği gibi. Renkli güzel bir gündü. Ben çok teşekkür ediyorum. Kardeşim ayağına sağlık. Misafirperverliğiniz için. Her zaman bekleriz. İnşallah. Müsait bir zamanda Osman abiyi de, o müsait değilmiş, görüştük. İnşallah o da bir gün gelir. İnşallah. Ekmeğimizi yer. Biz de geliriz, ekmeğini, suyunu içeriz inşallah. Bizim yerimiz de belli. Biliyoruz. Biz de her zaman seni bekleriz. Allah razı olsun. Buradan izleyicilerimize son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Emek veriyoruz. Bu işi biz seviyoruz. Severek yapıyoruz. Herkes severek yaptığını düşünüyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Biz bunları beğeniyoruz. Başka kuşumuzun içine kuş katmıyoruz. Sağdan soldan duyma laflarından iş yapmasınlar. Kuşu izlesinler, görsünler. Özellikle satın alanlara söylüyorum. Görüp ticaretlerini yapsınlar diyorum. Ya da kişiye güvenmeleri lazım. Yani kuşun aslında garantisi kuşun sahibidir. Yani ben öyle düşünüyorum. Güveni verdiğim kişiye istediği kuşu veririm. Ama biz seviyoruz. Herkes emeğini karşılığını inşallah alır. Bu işi yapıyorsa temiz yapsınlar. Affedersiniz bokuna püsürüne iyi baksınlar. Evet. Kuşu pisliğin içerisinde bakmasınlar. Elini banyosunu versinler, vitaminini versinler. Yani öyle kuşu aldım, salmaya koydum, besledim de bu işler olmuyor. Sabahın köründe kalkıp kuş uçuruyoruz. Evet. Yani ben uyuyayım, kuş 3 saatten sonra uçurayım dersen o kuşu uçuramazsın, oynatamazsın. Herkes sabırlı olsun diyorum. Sabır verirlerse emeklerin karşılığını alırlar. O zaman bu altın sözlerle de bugünkü muhabbetimizin sonuna gelelim. Ben de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın her birisi bizim için çok değerli. Gerçekten özenle hepsini okuyoruz. İnanın gözümüzden kaçan bir yorum yok. Mümkün olduğunca da sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı birinci öncelik olarak her zaman değerlendiriyoruz. Tekrardan bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Güvercin Camiası'nın sesi Ala Türkiye ailesi olarak YouTube kanalımızı sizler için geliştiriyoruz. Ala Türkiye! Yepyeni küme ziyaretleri, kuş uçum videoları, güvercin hastalıkları ve tedavi yöntemleri, kümes ve oyun kuşu bakımları. Merak ettiğiniz soruların cevapları ve daha fazlası Ala Türkiye YouTube kanalında. Hastalık, aşk. Aşk sönmüyor, bir ateş o işte, öyle bir şey işte. Ala Türkiye ailesi olarak keyifli vakit geçirebilmeniz adına yepyeni programları sizler için hazırlıyoruz. Ala Türkiye
Türkiye YouTube kanalı faydalı bilgileri, izlenesi içerikleri bulup keyifli vakit geçirebileceğiniz bir kültür kanalıdır. Emek ve sevgi paylaştıkça çoğalır. YouTube kanalımıza abone olarak yepyeni videolarımızı izleyebilir, videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz.